Erken Haber Kuşağımız işitme engelliler için hazırladığımız haberlerle devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı koalisyon görüşmesini çok dostane ve samimi bir ortamda geçti sözleriyle değerlendirdi. Davutoğlu görüşmenin içeriğini 3 maddede sıraladı. MHP'nin hükümet ortaklığına girmeme konusunda bir tutumlarının olduğunu ama görüşmelere devam edileceğini söyledi. Başbakan görüşmede ayrıca çözüm süreci konusunda fikir teatisinde bulunduklarını belirtti. Cumhurbaşkanının konumununsa gündeme gelmediğini söyledi. HSYK 2. Dairesi usulsüz dinlemelere ilişkin HSYK Baş Müfettişi'nin açığa alınma talebini karara bağladı. Aralarında siyasetçi, bürokrat ve gazetecilerin de bulunduğu binlerce kişinin usulsüz dinlenmesine ilişkin 54 hakim ve savcı hakkında yapılan inceleme sonunda 49 yargı mensubunun açığa alınmasına oy çokluğuyla karar verildi. Anayasa Mahkemesi dershanelerin dönüştürülmesini düzenleyen yasayı oy çokluğuyla iptal etti. Yüksek Mahkemenin kararıyla 1 Eylül 2015 itibariyle dönüştürülmesi öngörülen dershaneler hizmet vermeye devam edecek. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Anayasa Mahkemesi'nin dershane kararına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Kararın gerekçesini gördükten sonra açıklama yapacaklarını söyleyen Avcı, "Hiçbir öğrencimizi ortada bırakmayız." diye konuştu. Avcı, "Mahkeme gerekçeli kararını açıklasın, net olarak görelim, bakanlık olarak ne yapmamız gerektiğini kamuoyuyla paylaşırız." dedi. Takviye kurslarının verilmeye devam edileceğini de ifade eden Bakan Avcı, yeni yasa çalışmalarının olmadığını, sektör temsilcileriyle istişarelerin süreceğini belirtti. Aile üyelerinin mal varlığına ilişkin basında çıkan bazı haberler üzerine mecliste araştırma komisyonu kurulmasını isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Tüm ailemin mal varlığı araştırılsın." dedi. İran'la yürütülen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varıldı. Taraflar Viyana'da son kez bir araya geldi ve sonrasında ortak bir basın açıklaması yapıldı. Anlaşmayla İran barışçıl nükleer faaliyetlerini sürdürecek, kesinlikle nükleer silah üretmeyecek. Buna karşılık Batı'nın İran'a uyguladığı yaptırımlar kaldırılacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu kararı "Memnuniyet verici ama geç kalınmış" olarak yorumladı. Başbakan, İran karşı ambargoların kalkması sonrasında Türkiye-İran arasında ilişkilerinin seyri bağlamında olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Davutoğlu, bölgedeki diğer silahların ortadan kalkması için ortak bir tavır ortaya konulması gerektiğini de söyledi. İran'la P5+1 ülkeleri arasında mutabakata varılan tarihi nükleer anlaşma Türkiye'nin de gündeminde. Konuya ilişkin bir değerlendirmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. Bölgesel istikrara katkı sağlayacağına dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ASİAD üyeleriyle buluştu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yıldız, "İran'a uygulanacak yaptırımların sonuçları son derece önemli olacaktır." dedi. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi Ankara'da. Resmi temaslarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başlayan Caferi'nin bir sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Gündeminde ise DAEŞ tehdidiyle ülkedeki iç karışıklıklar var. Van'da yurda kaçak yollarla girmeye çalışırken bir vadide mahsur kalan 101 göçmen Mehmetçik tarafından kurtarıldı. Olay Türkiye-İran sınırında meydana geldi. Kaçak şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. Şırnak'ta 8 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin sorguları sürerken Mart 2013'ten bugüne kadar Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 784'e ulaştı.
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de hurdaya döndü. İzmir'in Tire ilçesinde korku dolu bir gece yaşandı. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki özel sektöre ait kağıt ve ambalaj fabrikasında geri dönüşüm için toplanan atık kağıtların bulunduğu depo alanında yangın çıktı. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu alevlerin fabrikaya sıçraması önlenirken geri dönüşüm için toplanan tonlarca kağıt ve karton kül oldu. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde serinlemek için sulama arkına giren bir kişi boğuldu. Olay yerine çağrılan ekipler topçunun cansız bedenini sudan çıkardı. Bölgede incelemelerde bulunan polisler olayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Ekipler çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. EPDK'dan uyarı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yabancı menşeili bazı akaryakıt dağıtım şirketlerine mevzuat dışı fiyat artırdığı gerekçesiyle ihtar gönderdi. Fiyatların kanundaki kriterlere uygun oluşmadığı durumlarda EPDK'nın tavan fiyat uygulama yetkisi bulunuyor. On numara yağ satanlara operasyon düzenlendi. 3 ayrı adreste yapılan operasyonlarda yaklaşık 35 ton yağ ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı tedbirlerini açıkladı. Emniyet, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven ortamında geçmesi için çeşitli önlemler aldı. Yeni önlemlere göre bayram süresince halkın yoğun olduğu bölgelerde yaya ve motorize ekip sayısı artırılacak, denetim ve kontrollere ağırlık verilecek. Gurbetçilerin memleket hasreti rekor kırdırdı. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan bir günde giriş yapan araç sayısı 8.900'ü buldu. Gümrük Kapısı'ndaki gurbetçi yoğunluğunun bir hafta daha sürmesi bekleniyor. Kilis, Öncü Pınar sınır kapısında bayram yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'de bulunan Suriyeliler bayramı memleketlerinde geçirmek için yola koyuldu. Suriyeli misafirler ülkelerinden sınır kapısına gelen otobüslere binerek ailelerinin yanına gidiyor. Yunanistan Avrupalı ortaklarıyla anlaştı. Ancak Başbakan Alexis Tsipras'ı şimdi zorlu bir sınav daha bekliyor. Yunanistan'ın kreditörlerden mali yardım alabilmesi için söz konusu kurtarma paketinin büyük bir kısmının çarşamba gününe kadar Yunan parlamentosundan geçmesi gerekiyor. Rusya'da hayatını tehlikeye atan bir çatı ustası iki bina arasındaki tellere tutunarak karşıya geçti. Hiçbir güvenlik önlemi almayan çılgın adam bunu eğlence uğruna yaptı. Çatı ustası Gogulan daha önce de güvenlik önlemleri alarak bir binadan başka binaya geçmişti. Balta girmemiş ormanda mucize kurtuluş. Kolombiya'da ormanda kaybolan küçük bir kız çocuğu 18 gün sonra sağ olarak bulundu. Polise gelen isimsiz bir ihbar telefonu kesilen umutları yeniden canlandırdı. Polis şimdi ihbar telefonunu kimin yaptığını ve küçük kızın 18 gün boyunca neler yaşadığını araştırıyor. Hindistan'da Hindu bayramının başlangıcında izdiham yaşandı. Ülkenin güneyinde Godavari nehrine girmeye çalışan Hindu hacı adayları izdihama yol açınca 27 kişi öldü. Son olarak 2 yıl önce Madhya Pradesh'te festivalde 115 kişi çıkan kargaşada ezilerek yaşamını yitirmişti. Plüton en yakın mesafeden fotoğraflanacak. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından
9 yıl önce uzaya gönderilen New Horizons uzay aracı bugün Plüton'a en yakın mesafeye ulaşarak gezegeni fotoğraflayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde ağlara takılan kambur balinanın imdadına denizciler yetişti. Baştan kuyruğa ağlara dolanmış olan balinanın bazı yerlerinde köpek balığı ısırıkları tespit eden denizciler bu nedenle tam zamanında yetiştiklerini ifade etti. Ağlara takılan balina denizcilerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Şike davasında rüşvet vermekten 3 yıl 4 ay hapis cezası alan ve cezası yargıtayca onanan futbolcu menajeri Özden Aslan'ın yeniden yargılanma talebi kabul edildi. Başvuru bu kez üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapıldı. Yeniden yargılama kararıyla Aslan hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı. Ve spor, Robin van Persie sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe Kulübü Hollandalı yıldız için bugün saat 18'de imza töreni düzenleyecek. Taraftara açık olan törenin ardından golcü futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda eşleşmeler 17 Temmuz Cuma günü belli olacak. Kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'de yer alacak. Yılın 3. Grand Slam'i Wimbledon'da ödüller sahiplerini buldu. Turnuva sonrasında dünya tenis sıralamasının zirvesi değişmedi. Milli raket Marcel İlhan 4 basamak yükselerek 78. sıraya çıktı. Bisiklet dünyası İtalya'nın ünlü bisikletçisi Ivan Basso'ya kanser teşhisi konulmasıyla sarsıldı. Ivan Basso 9 etabı tamamlanan Fransa bisiklet turundan çekildi. İşitme engelliler için hazırladığımız haberlerimizi noktalıyoruz. Ve sevgili seyirciler, birazdan ekonomi verileri gelecek ekranlarınıza, ardından hava durumunu izleyebilirsiniz. Biz saat başında gün biterken de gelişmeler